İyi günler. Bugün 20 Şubat 2015 Cuma. İşte günün gazete başlıkları. Yeni Akit, MHP ve HDP aynı çizgide buluştuysa biz doğru yoldayız. Başbakan Davutoğlu 6-7 Ekim olaylarının provokatörü HDP'liler, o günlerde CHP ile yan yana gelerek meclisin ovakur ortamını kirlettiler. MHP de bunlara destek verdi. Eğer bir yerlerde toplumsal karşıtlığı körükleyen anlayışlarıyla HDP ve MHP aynı anda karşı çıkıyorsa biz doğru yoldayız demektir dedi. Akşam Sümeyye Erdoğan'a suikast. Pensilvanya Sümeyye Erdoğan'ın icabına bakın diye emir verdi. Fuat Avni Emreoslu kanlı planı CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'a anlatırken suçüstü yakalandı. Güneş Sümeyye'nin icabına bakın. Pensilvanya'dan suikast talimatı. Pensilvanya'dan korkunç plan paralel yapı Sümeyye Erdoğan'a suikast planı yapmış. Hürriyet gördüm duydum söylemedim. Kocasının öldürüp parçalarını çöp konteynerine attığı Kübra Kart'ın komşularının dehşet anına tanık olmalarına rağmen polisi aramadıkları ortaya çıktı. Habertürk aramızdalar istihbarat uyarısı. Kobani'de yenilen IŞİD'çiler hücre evlerine yerleşiyor. Militanları Türkiye'ye sokup bekleyin emri verense Suriyeli bir IŞİD lideri. Milli Gazete, sinagog yuvaları, Mescid-i Aksa'nın altına oyan Siyonistler kazdığı tünellere turistik geziler düzenleyerek kişi başı 50 dolar toplayıp dua seansları yapıyor. Milliyet, Suruç bombaları bir evde 5,5, arabada 6 kiloluk 2 patlayıcı ele geçti. Bölgedeki mobeselerin 4 kez kırılarak eyleme kolay zemin hazırlandığı belirlendi. Hedef barış sürecini sabote etmek mi sorusu gündemde. Posta, sen yanma kardeşim. Ardı Doğu Beyazıt'ta Geleri ailesinin evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Anne Nazile Geleri 3 çocuğuyla birlikte alevlerden son anda kurtulup dışarı çıktı. Çocuklar evlerinin yanışını ağlayarak izledi. 10 yaşındaki Yusuf bir yandan ağlıyor, diğer yandan da elini omuzuna koyduğu 6 yaşındaki kardeşi Muhammed'in yanan evlerini görüp içi yanmasın diye gözlerini eliyle kapatıyordu. Sabah kırmızı bültenin eli kulağında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gülen için kırmızı bülten yayımlanıyor. Adalet Bakanlığı'nda işlemler bitmek üzere dedi. Star, Pensilvanya'dan Sümeyye'ye suikast emri. Twitter'dan gizli dosya bilgilerini sızdıran Pensilvanya tetikçisinin Emre Uslu olduğunu belgeleyen Star, bu kez Gülen'in talimatını verdiği, CHP'nin ise seçim kazanma aşkına desteklediği Sümeyye Erdoğan'a yönelik suikast planını deşifre ediyor. Takvim, kirli çark, CHP paralel yapının üssü haline geldi. Şantaj kasetlerinin yanı sıra yurt dışı bağlantılı kirli para trafiği de belgelendi. Örgütten işaret gelinceye kadar susan Kılıçdaroğlu ise inkar yolunu seçti. Türkiye, uzlaşmak güzel şey, arabuluculuk sistemi yaygınlaşıyor. Hukuk mezunu arabulucu ordusu tarafları uzlaştırıyor. Hem davalar kısa sürede bitiyor hem de yargının yükü hafifliyor. Vatan, üçüne aynı ceza. Özgecan Aslan'ın katili Supiye Altındöken'le birlikte babası ve arkadaşı için de yasadaki en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenecek. Ve Yeni Şafak, füze ihalesi Çin'e kaldı. Türkiye'nin hava sahasını koruyacak füze ihalesi, teknoloji transferi sözü veren Çinli SPMİEK'e kalıyor. NATO ülkeleri Çin'in itirazlarına rağmen yeni teklif sunmadı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ihale sürecinin sona erdiğini açıkladı.